Şu an yani sadece bir sınıf değil, dünyanın ilk insansız hava uçağını seri üretime alan ülkeyiz biz. Kızıl Elmas dünya pazarının %65'ine sahibiz. %60'ı baykarın. Yani Kızıl Elma ilerleyen yıllarda tam operasyonu hale geldiğinde 4. nesil uçakları düşürme kabiliyetine erişebilecek mi? Sadece 4 değil, 5. nesil uçakları da onlarla da muharebe yapabilme, bakın lafımı iyi dinleyin, potansiyelini barındırıyor. Çünkü bu bir insansız uçak arkadaşlar. Yıl 2027. Doğu Akdeniz üzerindeki gökyüzü gergin. İsrail'e ait F-35 savaş uçakları Türk deniz unsurlarına yaklaşırken hava sahasında bir sessizlik hakim. Ancak bu kez gökyüzünde bir pilot değil, yapay zeka uçuyor. Karar refleksle değil, algoritmayla veriliyor. Bir insanın saniyeler içinde verdiği kararı Kızıl Elma sadece saliselerde alıyor. Ve sonuç, gökyüzünde sessizlik. Zafer artık korkuyor. Türk savunma sanayinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Baykar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma'nın seri üretimine resmen başlandığını duyurdu. Ve üretim hattında şimdiden 6 adet uçak tamamlanmak üzere. Bu sadece yeni bir hava aracı değil. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan, geleceğin savaş doktrinini bugünden inşa eden bir kuvvet çarpanıdır. Kızıl Elma'nın seri üretime geçmesi, Türkiye'nin artık sadece savunma ürünü kullanan değil, savunma teknolojisini ihraç eden ve yön veren bir ülke olduğunu ilan eden tarihi bir adımdır. İşte bu videoda Kızıl Elma'nın bugün geldiği noktayı, üretim gücünü, Türk ordusuna katacağı stratejik avantajları ve yapay zeka destekli yeni savaş çağında nasıl fark yarattığını detaylarıyla konuşacağız. 2025 yılının Ağustos ayının ikinci günü Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma'nın seri üretime geçtiğini ve şu anda 6. prototipin üretim bandında olduğunu açıkladı. İlk teslimatlar 2026 yılında yapılacak. Bu sadece bir üretim haberi değil, Türkiye'nin bağımsız savunma sistemleri inşasında ulaştığı ileri bir aşamayı temsil ediyor. Bir adet F-16 savaş uçağının maliyeti yaklaşık 60 ila 70 milyon dolar. Baykar'ın verilerine göre ise aynı bütçeyle 20 adet Kızıl Elma üretilebiliyor. Bu da her bir Kızıl Elma'nın yaklaşık 3 ila 3,5 milyon dolara mal olduğunu gösteriyor. Bu oran, Kızıl Elma'yı hem ekonomik hem de operasyonel olarak eşsiz bir platforma dönüştürüyor. Kızıl Elma sadece bir uçak değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olduğunun en güçlü kanıtıdır. Türk savunma sanayi 2025 itibarıyla dünya insansız hava aracı pazarının %65'ini ve silahlı insansız hava aracı ihracatının %60'ını elinde bulunduruyor. Bayraktar TB2 ve Akıncı'dan sonra şimdi sırada Kızıl Elma var. Ve bu uçak bir sonraki evreye geçişin anahtarı. Gövdesi düşük radar izine sahip olacak şekilde tasarlandı. Radar sistemleri, komuta kontrol yazılımları, görev bilgisayarları ve mühimmat entegrasyonları Aselsan ve Baykar tarafından tamamen yerli olarak geliştirildi. Kızıl Elma, Bayraktar Akıncı'dan yaklaşık 10 kat daha karmaşık sistemlerle donatıldı. AESA radar teknolojisi, ARST sistemleri ve yapay zeka temelli taktik algoritmalar ile çalışan bu uçak, artık sadece hedef vuran değil, hedef seçebilen, analiz eden ve tepki veren bir yapı taşıyor. Teknik veriler de oldukça etkileyici. 6000 kilogram kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi, 5 saatten uzun havada kalış süresi ve deniz platformlarından kalkış yapabilme yeteneği. Kızıl Elma, Türk donanmasının amiral gemisi TC Anadolu gibi platformlardan bağımsız olarak iniş kalkış yapabilecek. Bu da ona dünyanın ilk denizüstü görev yapan insansız savaş uçağı özelliğini kazandırıyor. Şimdi gözlerimizi geleceğe çevirelim. Yıl 2027. Doğu Akdeniz'de hava sahası gergin.
İsrail'e ait F-35 savaş jetleri tartışmalı sularda Türk deniz unsurlarına yaklaşmaya başlıyor. Gökyüzü sessiz ama tehdit büyük. Ancak bu kez karşılarında bir pilot yok. Karşılarında kızıl elmalar var. İlk kızıl elma, bölgede gizlice devriye uçuşunda. Radar izini en aza indiren tasarımıyla F-35'lerin sensörleri tarafından algılanmıyor. Yapay zeka destekli görev bilgisayarı tehdit analizi yapıyor, hedef öncelik sıralaması çıkarıyor. Bir insanın saniyeler içinde verdiği kararı kızıl elma sadece saliselerde alıyor. İlk F-35 lazer güdümlü mühimmatla etkisiz hale getiriliyor. İkinci F-35 manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Ancak Kızıl Elma'nın algoritması her hamleyi önceden hesaplamış durumda. Bir sonraki pozisyonunu öngörüyor, saldırı açısını optimize ediyor. Kısa sürede ikinci hedef de etkisiz hale getiriliyor. Gökyüzünde artık sessizlik hakim. Zafer yapay zekanın. Sadece bir savaş değil, bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Bu senaryo kurgu olabilir ama mesajı gerçek. Artık gökyüzünde refleks değil, kodlar hüküm sürüyor. İnsanlı uçaklar ne kadar gelişmiş olursa olsun fiziksel sınırlara tabidir. Pilotun dayanıklılığı, gey kuvvetine karşı toleransı, dikkat süresi gibi etkenler her zaman bir sınır oluşturur. Ancak kızıl elma yorulmaz, psikolojik baskıdan etkilenmez. Korkmaz, hata yapmaz, unutur gibi davranmaz. Her yeni görevde daha fazla veriyle öğrenir, daha doğru kararlar alır. Kızıl elmalar bir araya geldiğinde ise adeta bir yapay zeka filosuna dönüşüyor. Her uçak diğerleriyle koordineli şekilde çalışıyor. Hedef bölgesini paylaşan, saldırı planlarını eşgüdümlü olarak organize eden bu yapı, pilotlu bir filonun sağlayamayacağı hızda ve hassasiyette çalışabiliyor. Bu sadece teknolojik bir üstünlük değil, bir taktik devrimdir. Türkiye bu projeyle sadece bir savaş uçağı üretmedi. Kendi yazılımını, radarını, gövdesini ve zekasını geliştirdi. Bu sayede dışa bağımlılık azaltıldı. Ambargo tehdidi olan her parça yerliyle değiştirildi. Ve sonuç, daha uygun maliyetli, daha etkin, daha bağımsız bir hava gücü. Dünyada bu seviyede üretim yapabilen çok az ülke var. Amerika, Çin, Rusya ve şimdi Türkiye. Kızıl Elma bu dörtlülükte bir Türk markasını temsil ediyor. Yerli mühendisliğin, yapay zekanın, dijital savaşların geleceğinde bir Türk imzası artık gökyüzünde dolaşıyor. Bu uçak sadece havalanmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma stratejisinde yepyeni bir çağın başladığını ilan etti. Ve bu çağda karar artık bir pilotun parmağıyla değil, yapay zekanın satırlarıyla veriliyor. Gelecek gökyüzünde yazılıyor. Ve o yazının altında artık Türk mühendisliğinin imzası var. Adı Kızıl Elma. İşte Kızıl Elma'nın geleceğe açılan kapısı bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda Kızıl Elma ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.